Amerika her yıl Erie Gölü'nü 10 kez dolduracak kadar yağış alır. Bu oldukça fazladır. Özellikle karıncalar için. Bir karıncaya düşen yağmur damlası bizim üstümüze bir araba düşmesiyle eşdeğerdir. Ve yağışlar eğer sele dönerse bütün karıncalar yok olabilir. Ama bir şekilde yok olmaz da. Karıncalar selde nasıl hayatta kalır? Karınca kolonileri kalabalıktır. Bazıları milyonlarca karıncadan oluşur. Yağışlı bölgelerde yaşayan yaprak yiyen karıncalar, selden etkilenmeden hayatta kalmanın yolunu bulmuştur. Larvaları ve bebekleri sudan korumak için ağaçlara taşırlar. Ancak aralarında bir tür, karınca dünyasının en dayanıklıları, yağışlı hava taktiklerini bir üst seviyeye taşımıştır. Ateş karıncaları. Bu karıncaların ana vatanı Güney Amerika olsa da, dünyada çok farklı yerleri istila etmişlerdir. Güney Amerika'dan yayılan bu karıncalar günümüzde pek çok farklı ülkede görülmektedir. Florida Üniversitesi'nde çalışan Philip Shadek, bu dayanıklı hayvanların suyla nasıl mücadele ettiklerini araştırıyor. Ateş karıncalarıyla çalışıyorsanız eldiven kullanmalısınız. İsimlerinin ateş karıncası olmasının sebebi, iğneleri vücudunuza değdiğinde yanan bir kibrite değmiş gibi hissetmenizdir. Yani bu karıncaların zehri çok etkili bir hücre öldürücüdür diyebiliriz rahatlıkla. Beni pek çok kez soktular. Sokulan yerlerimde bu şekilde izler oluştu. Philip ufak çaplı bir sel hazırlığı içinde. Karıncaları alarm durumuna geçiriyor. Elimi böyle yaptığımda bir şeyler olduğunu ve birlikte hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Bu karıncalar tek başlarına hareket etmek yerine ortaklaşa çalışıyorlar. Bir araya gelerek adeta canlı bir top şeklini alıyorlar ve Philip onları yarattığı sel ortamına koyunca inanılmaz bir şey oluyor. Evet, artık suyun içindeler ve yüzüyorlar. Ateş karıncaları topu bir sala dönüştü. Selde ateş karıncalarının bulunduğu yerlerde bunu görebilirsiniz. Suyun üzerinde yüzen karınca kolonileri. Yüz binlerce karıncadan meydana gelen. Peki suda böyle yüzmeyi nasıl başarabiliyorlar? Her karınca başka bir karıncayı bacağından tutuyor ve böylelikle suyun üzerinde yüzen yapıyı oluşturuyorlar. Ve sadece yüzmekle kalmıyor, asla batmıyorlar. Onları bu şekilde aşağı iterseniz tekrar suyun üstüne çıktıklarını göreceksiniz. İçi hava dolu bir şamandıra görevi gören kar topuna benziyorlar. Peki suyun altındaki karıncalara ne oluyor? Muhtemelen uzun süre yaşayamayacaklar. Ama yaşıyorlar. Karıncaların akciğerler yerine vücutlarının üstünde oksijen aldıkları bazı delikler bulunur. Su altındayken bu delikler kapanır ve su girmesini önlerler. Bu şekilde nefeslerini tutarak suyun altında 24 saat yaşayabildikleri düşünülüyor. Ve bu sürede yukarıdaki karıncaların kuru bir bölge bulabilmeleri için yeterli bir süre. Bazı karıncalar bir nesne görür ve oraya doğru yüzmeye başlarlar. Diğer karıncalar bir grubun belli bir yöne doğru gitmeye başladığını fark edince onlar da takip ederler. Karıncalar kuru bir toprak ya da yığına çıktıkları anda kurtulmuş olurlar. Ve böylelikle seli atlatırlar.